İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Selim Badur. Hocam merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz siz de. Çok teşekkürler, sağ olun. Konumuz ise korona virüsü. COVID-19. Evet. Değil mi? Bu yeni adı bu. Hastalığın yani, adı. Hastalığın adı COVID-19. SARS-CoV-2 de virüsün adı. Evet. Şimdi biz bu programı bugün saat 11'de kaydediyoruz. Ama yayınımız saat 16'da. Gene bugün pazartesi yani. Bunu da özellikle belirtiyorum. Çünkü bazı bilgiler o kadar hızlı gelişiyor ki. Aradan 5 saat geçtikten sonra ne olup biteceğini bilmiyoruz. Ama dinleyicilerimizin de dikkatini çekmek açısından bunu belirtmekte fayda var. Efendim ben hemen Profesör Doktor Selim Badur hocamızı tanıtmak istiyorum kısaca. Gerçi dinleyicilerimizin birçoğu çok yakından biliyorlar. Çünkü bir yandan Açık Radyo'da programlar yapıyor. Önce sağlık programı, daha önce NTV'de de müzik programınız vardı. Evet, mikrobiyoloji dalında doktorasını İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde aldı. 1982-84 ve 93-95 yılları arasında Paris Pasteur Enstitüsü'nde araştırıcı olarak görev yaptı. 1996-98 yıllarında da Güney Paris Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmış olan Doktor Batur, Fransız Bilim Akademisi üyesi olup Dünya Sağlık Örgütü Viral Hepatit Önleme Kurulu Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu. 2002 ve 2015 yılları arasında ayrıca aynı kuruluşun Global Hepatit Ağı Komisyonu 2004-2006 arası ve grip grubu üzerinde çalışan Avrupalı Bilim İnsanları Grubu üyeliğinde 2012-2015 görev aldı. 1995-2015 yılları arasında viroloji ve temel immünoloji bilim dalı başkanlığı yaptığı İstanbul Tıp Fakültesi'nde 2000-2015 döneminde Dünya Sağlık Örgütü Grip Referans Laboratuvarı'nın yürütücülük görevini üstlendi. 2001-2005 yılları arasında AIDS Savaşım Derneği Başkanlığı 2002-2006 yıllarında kurucu üyesi olduğu Viral Hepatitle Savaşım Derneği Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı Aşı Danışma Kurulu, Pandemi Komisyonu ve Cinsel Temasla Bulaşan Hastalıklar Grubu üyeliğinde bulunan Doktor Badur, 2015 yılında üniversitedeki görevinden ayrılarak GSK aşı kuruluşunda gelişmekte olan ülkeler aşı bilimsel danışmanı olarak çalışmaya başladı. Aslında bütün eğitiminiz ve ondan sonraki çalışma hayatınız tam da bu konular üzerinde. Evet, özellikle İstanbul Tıp Fakültesi'nde bu Dünya Sağlık Örgütü'nün grip ve solunum yolu etkenleri referans laboratuvarında çalışmış olmam hani konuyla yakınen bir ilişkim olduğunun kanıtı, zorunlu olarak kanıtı alanına göre. Evet hocam. Şimdi aslında tabii korona virüsü üzerine birçok program yapıldı. Fakat biz bugünkü programımızda mümkün olduğu kadar yeni gelişmeleri ele almak istiyoruz. Buradan başlayabiliriz. Yani son rakamları bugün itibariyle sizden dinlemek isteriz hocam. Şimdi bugün itibariyle 16 Mart. Pazartesi günü itibariyle sizin de bahsettiğiniz gibi saat 16'da yayınlanacak ama biz sabahki rakamları iletmek istiyorum. 169 bin kadar olgu var. Yani ortalama 170 bin kadar olgu var. Bunlardan 6.518'i yaşamını yitirmiş durumda. 77 bin kadar da iyileşen olgu var. Burada hemen belirteyim, bu sayısal değerlere çok fazla dikkat etmemek, çok fazla itibar etmemek lazım. Evet. Çünkü belli ki çok hızlı yayılan, belirli oranda ölümcül olan bir enfeksiyon hastalığı. Tespit edilemeyen. Enfeksiyon hastalıklarına karşı karşıyayız. Bunu şunun için söylüyorum. Çok sık, özellikle geçen haftanın başında Türkiye'de ilk olgu bildirimi yapılmadan önce sağlık yetkilileri tarafından. Türkiye'de olgu var mı? Var da gizleniyor mu? 5 tane olgu olduğu zaman acaba gerçekten 5 mi? İşte bu sabah 18 olguya çıktı bildirilen. 18 olgu gerçek mi? Daha mı fazla mı? Hani 18 yerine 180 olsa ne değişecek? Bunun ne tür önemi var? Statistikler dışında toplum açısından.
Bunu anlamakta zorlanıyorum ama belli ki hızla yayılan, bazı ülkelerde daha hızlı yayılan, bazı ülkeler aldıkları önlemler sayesinde bunu belli oranda da olsa kısıtlayan ve durdurabilen kısmen de ülkeler var. Bunlar zamanında ve başarıyla aldıkları önlemler sayesinde. Dün bir matematik modelleme ile ilgili bir veri gördüm. Alınan önlemler, yani sınırların kapatılması, toplu bir arada bulunulmaması, bu kararı bir gün içinde, bir gün gecikmeyle aldığınız zaman olgu sayınız %40 değişiyormuş. Allah Allah. Bu korkunç büyük bir oran. Çok büyük bir oran. O nedenle hani Türkiye'deki sağlık sistemi, sağlık yetkilileri, daha doğrusu Türkiye'de Ankara'daki devlet erkanı diyeyim, buna karşı bir güvensizlik, bir hani gerçekleri olduğu gibi anında yansıtmama, çok açık ve şeffaf olmama suçlaması hep vardır. Bunu ben de katıldığım birçok alan var ama şurası bir gerçek ki bundan önceki Sağlık Bakanlığı döneminden başlayarak Sağlık Bakanlığı hem grip hem de bu koronavirüs ile ilgili alınan önlemlerde bana kalırsa çok büyük hatalar yapmadı. Gereken önlemleri de zamanında aldı. Bu önemli aldı. Bir tespit. Evet, yani örneğin 4 aşamada bu önlemlerden bahsetmek mümkün. Evrensel olarak Dünya Sağlık Örgütü'nün çizdiği bir 4 aşamalı bir önlemler paketi vardır. İlk aşamada siz ülkenize, bölgenize o etkenin, salgın yapan etkenin girişini mümkün mertebe geciktirmeye çalışırsınız. Geciktirmeye çalışmak için de siz işte sınırları kapatırsınız. Uçuşları denetlemeye çalışırsınız. Ha, uçuşları denetlerken örneğin termal kameralar. Evet, termal kameralar Türkiye'de çalıştı mı, çalışıyor mu, bu ne işe yarar falan. Hayır, şöyle. Olguların büyük çoğunluğu zaten ateş yükselmesi olmaksızın asemptomatik dediğimiz belirti göstermeden seyreden olgular. Onun için bu termal kameralar ile yurt dışına gelen ancak ateşli kimseleri saptadığınızdan bunları atlıyorsunuz bir kere. Ama en azından o %20 dediğimiz bulaşıcılığın en yüksek olduğu dönemdeki ateşli olguları saptıyorsunuz. Bu tek başına çok önemli değil ama yine de bu önemli tedbir. Tedbir paketinin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Onun için bunu eleştirmek kolay ama bunu böyle birdenbire yadsıyamazsınız. Sınırların kapatılması, özellikle İran'da olgular sayısı birdenbire alevlendiği zaman, evet, İran'la sınır kapısını kapıyorsunuz. Tabii ki kaçak girenler, şu ya da bu şekilde bu yasağı ya da bu engeli delenler, geçenler olacaktır ama bütün bunlar bize diğer komşularımıza oranla virüsün daha biraz daha da olsa geç girmesini sağlayacak. Ve burada demin de belirttiğim gibi hani önlemlerin alınması bir günde %40 olguda oynuyormuş gibi, bu bir matematik modelin bulgusu böyle. Bu bir gün çok önemli aslında. Bu size vakit kazandırıyor. Bu size hastalıkla baş etmede bir vakit kazandırıyor ve alacağınız önlemleri yani daha donanımlı olmasını, biraz daha sakinleşmesini. Bir de sakin yürütmenizi de sağlayacak. Ondan sonraki aşamada ne oldu? Ondan sonraki aşamada evet, Türkiye'ye girdi virüs. Şöyle ya da böyle girecekti. Bunun engellenmesi zaten söz konusu değil. Böyle bir şey beklemiyor tabii, değil mi? Bundan sonra da hani sayısındaki artışı engellemenin mümkün olmadığını şimdiden söyleyeyim. Evet. Yani daha sonra eğer uygun görürseniz siz de şu İngiltere'nin yaklaşımını belki konuşabiliriz. Sorularımdan biri de yani, o zaten. Evet. Evet, onu konuşalım. Evet. Baktığınız zaman daha sonra Türkiye işte yurt dışından girişler ve kalabalık bir arada toplanmanın getirdiği olumsuzlukları bertaraf etmek için aynı Batı ülkelerinde sayının çok daha hızlı yükseldiği İtalya, Fransa, Belçika gibi ülkelerde kıyasla İspanya aynı dönemde biz de almaya başladık. Spor faaliyetlerinin seyircisiz oynatılması, işte kalabalık bir yerlere gidilmemesi, özellikle okulların kapatılması. Hani bizde yurtların kapatılması, ibadethaneler ve camilerdeki cuma namazları spekülatif bir konu olduğu için bu daha tartışılacaktır. Evet. Kapatılır mı, kapatılmaz mı? Evde mi namaz kılsınlar falan. İşte barlar kapatıldı. Şey. Evet, barlar en son kararla. Belki yakın bir dönemde yine Belçika'nın, Fransa'nın aldığı, İtalya'nın aldığı önlemler gibi restoranların ya da kafelerin kapatılıp sadece eve servis yapmaları ya da alışveriş merkezlerinin de belirli saat ya da gün kısıtlamaları getirilebilir. Ama bunların evet, hepsi şu anda konuşulan önemli şeylerden birisi bu. Bunlar olacaktır. Bu aşamalardan geçeceğiz.
Daha sonra üçüncü devreye girer bu tür salgınlar, Dünya Sağlık Örgütü'nün sınıflandırmasına göre TÜJUR her zaman. Bu sınıflandırmada da olacak artık tepe noktasına çıkar salgın ve o sırada sizin alacağınız bir önlem kalmamıştır. Tek yapacağınız şey sağlık hizmetlerinin düzenini dengelemektir. İşte hizmetleri ayarlamak, sağlık çalışanlarının desteğini arttırmak gibi. Daha sonra dördüncü evrede artık geriye dönüş başlar. Aşağıya inmeye başladı. Evet. Şu anda Çin dördüncü evrede mi? En azından üçüncü evreyi geçti. Dördüncü evreye başladı. Hemen düzelmeyecektir belki ama dördüncü evrenin başları diyebiliriz. Bunun aldıkları önlemlerle bir ilişkisi var mı? Şimdi iki şey var. Bunu teşekkür ederim bu sorunuz için. Tam vakti geldi diye düşünüyorum. Çünkü baktığımız zaman Çin'de evet olgu sayısı ve kaybedilen hasta sayısında bir iniş başladı. Evet. Burada tabii çok radikal bir takım önlemler, bunları zamanında almaları yararlı oldu. Ama benim hep düşündüğüm bir şey var. İnsanlar bu hastalığın, bu salgının, bunu öğretim üyelerinden de dillendirenler oldu çeşitli televizyon programlarındaki o programlara ait. Eğer vaktimiz kalırsa birkaç kelime etmek isterim. Şimdi baktığımız zaman birçok insanda havalar ısınınca bu hastalık ortadan kaybolacak gibi bir yaklaşım var. Şimdi buna ait bir takım bizim böyle sadece toplum genelinde değil öğretim üyeleri ya da işte uzmanlar arasında da kulaktan dolma bilgileri yansıtma, inanma, öğrenme ondan sonra yansıtma gibi bir alışkanlığınız var. Tuhaf bir şey bu. Yani çok bilimsellikle bağdaşmayan. Şimdi koronavirüslerin ısı ile ilişkilerine özellikle bu son yeni koronavirüs ısı ile ilişkilerine ben doğrusunu isterseniz elimden geldiğince becerebildiğim kadarıyla yayınları günü gününe takip etmek istiyorum ve çalışıyorum ki 890-900'e geldi koronavirüs, yeni koronavirüsle ilgili yani SARS-CoV-2. Bunlar bilimsel makale. Bilimsel çok hakemli dergilerde çıkan, yayınlanan ve kabul edilen PubMed'de de yayınlanan, online yayına giren. Bir de o yayınlar da hızlandırılmaya çalışılıyor ki herkes bilgiye erişim kolaylaşsın, paylaşılsın diye. Tabii. Bunların içinde bir kere bu ısıyla hava ısınınca koronavirüs ortadan kalkar diye hiçbir şey görmedim ben şimdi. Atlamış olabilirim ama görmedim. Böyle bir dışında, bilgi yok. Böyle yani. Bir bilgi yok. Şimdi bakıyorum bir takım Asya, Afrika ya da Güney Amerika ülkeleri var. İşte Brezilya var, Tayvan var, Singapur var, Tayland var, Vietnam var. Ya bunların hepsinde bugün sabahleyin gelirken stüdyoya hava durumlarına baktım. 30 derecede var, 24 derece var, 28 derece var. Virüs buralarda geziyor. Buralarda yayılıyor. Bu ülkelerde ölümler oluyor. Biz hala hava ısınınca düzelecek diyoruz. Yani bu neye dayanıyor bilmiyorum. Evet. Buna benzer bir durum yani bilim denilen tıp da dahil bütün bilim dallarında her şeyin çok multifaktöriyel olduğu ve birçok parametrenin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini, tek bir veriye bakaraktan genelleme yapılmaması gerektiğini. Ve bunu da ülke bazlı belki de bölge bazlı. Ve bu genellemelerde de hani ısrarcı olunmamalı yaklaşımının ben doğru olduğunu inanıyorum. Örneğin fatalite yani ölümcüllük oranı. Bu virüsün ölümcüllüğü kaçtır? Kaç kişi, öldürme oranı kaçtır? İşte %1 de diyen var, 2 diyen de var, 3 diyen hangisine inanacağız? Hayır, bu öldürücülük oranı ülkeden ülkeye ve aynı ülkede de zaman içinde değişmekte. Bakın önlemleri düzgün bir şekilde alan Güney Kore'de ölüm oranı 6%. İran'da %4,5-5. Birinde 6%, birinde %5. Aralarında çok ciddi bir fark var. Ama birisi önlemlerini ciddiye almış. Daha erken teşhis. Aslında örnek bir ülke değil mi? Güney Kore. Elbette. Daha erken almış. Tedavisini çok ciddi yaklaşım sürdürerekten ele almış. Ve bu şekilde ölümcülük oranını çok düşük değerlerde tutmuş. İran'da bunlar söz konusu olmadığı için %4,5-5'lere evet. Çıkmış. Ya da Çin'e bakıyorsunuz. Aynı ülke, aynı önlemler paketi var. Burada da zaman içinde değişim göstermesi açısından bir örnek. Bazı dönem dönem Çin'deki olgularda ölümcüllüğün %3, bazen 6,5 olduğu söyleniyor. Aralarında çok ciddi bir fark var. O nedenle belirli sayıları verirken biraz dikkatli, biraz titiz olmakta yarar. Güney Kore bunu nasıl başardı? Yani çıktığı andan itibaren aldığı önlemlerle değil herhalde. Bir hazırlık bunların, söz konusu muydu? Tabii hazırlıklıydı. Evet. Çeşitli provalar ya da çeşitli nasıl diyeyim? Senaryoları ciddi bir şekilde önceden herhangi böyle bir sorun yokken yapmış, uygulamış bir ülke. Biz de şu anda yapıyoruz onu.
Yani sağlık kuruluşlarımızda, hastanelerde daha olguların çok arttığı, hastaneye başvuruların çok daha fazla 5'e 10'a katlandığı, yoğun bakım ünitelerinde bakım gerektiren, solunum desteği gerektiren hasta sayısının çok arttığı bir durumda ne yaparızı? Türkiye'de de şu anda çeşitli hastaneler, hastane enfeksiyon kontrol komiteleri başkanlığında bunları yapıyorlar. Evet, yani sizin üyesi olduğunuz bilim kurulu sürekli çalışan bir kuruluş mudur Sağlık Bakanlığı'na bağlı? Sağlık Bakanlığı'nda benim eskiden görev yaptığım işte danışmanlık grupları vardır. Evet. Bir de bu tarz olağanüstü durumlarda örneğin 2009'larda hemen devreye giren. Hemen devreye giren, tabii hemen oluşturulan ve devreye giren bir kurumdur. Yani bu onu düzgün yapıyor bakalım. Evet. Ve bu Dünya Sağlık Örgütü'yle de bağlantılı herhalde, tabii. Değil mi? Evet. Tabii bu bilim kurulları deyince aklıma geldi. Müsaade ederseniz şu televizyonlar ve yapılan lütfen programlara ait bir iki şey söylemek istiyorum. Şimdi televizyonlarda benim izleyebildiğim kadarıyla ülkemiz televizyonlarında, ulusal kanallarda birkaç tane eskiden beraber çalıştığımız kurumun adını dillendirmemde herhalde bir sakınca yok. Hacettepe Üniversitesi'nden hem bu bilim kurulu üyesi olan hem de bu konunun hani otoriteleri sayılabilecek iki tane öğretim üyesi arkadaşım. Dört dörtlük eksiksiz ne Fransa'yı ne Amerika'yı dinlemeye gerek yok. Onları dinleyin ve onlardan doğru bilgi alın. Ama bu ikisi dışında tanrım ne kadar ilginç ve ne kadar farklı dallarda ilgili ilgisiz, yani herhalde deseler ki böyle ciddi bir konuda gelin matrak olsun diye bir komedi programı yapalım. İşte o zaman ya, bu ulusal kanallardaki farklı uzmanlıklar, onkoloğu, fitoterapisti, işte sosyal, bu kadar farklı dallardan insanlar, ha bu arada bu farklı dallardan insanların enfeksiyon hastalıklarıyla ilgilenmelerinin gerekli olduğuna inanan birisiyim. Muhakkak. Ama siz onlara örneğin bir sosyolog enfeksiyon hastalıklarıyla nasıl mücadele edilecek? Bir veteriner neler diyecek? Bunları öğrenmemiz lazım. Çünkü artık One Health dediğimiz bir tek sağlık kavramına doğru gitmekte dünya. Bu özellikle küreselleşmeyle beraber değişen enfeksiyon hastalıklarının seyri sırasında biz biliyoruz ki ve artış gösteren elbette iklim krizi, ekoloji, mühendislik, veterinerlik, sosyoloji, tarih, bunların hepsinin bir paket halinde bir arada çalışmalarıyla ancak çok enfeksiyon hastalığı. Çok disiplinli bir yaklaşım gerekiyor. Evet. Ama biz de sosyolog ya da veteriner ya da onkolog ya da fizyoterapist ya da fitoterapist neyse, bunlar kendi aranlarıyla ilgili bir şey söylemiyorlar. Virüse ait konuşuyorlar. Ama siz virüs uzmanı değilsiniz. Enfeksiyon hastalıklarıyla konuşuyorlar. Maalesef. Ve neler söyleniyor. Yani ne kadar komplo teorileri. Allah'tan bu genelde böyle olur. İşte aşı karşıtlığı, komplo teorileri, bunun bir biyolojik silah olduğu, bunun ekonomik bir amaçla yayılmış, yapay bir tehlike olduğu. Bütün bunlar şimdi yavaş yavaş olgu sayısı arttıkça ve iş ciddiye bindikçe bunların sesi ortadan kayboluyor. Ama biraz sonra, bir süre sonra, bir ay sonra, üç hafta sonra hastalık biraz sönmeye başlayınca dağılıp bunlar hemen ortaya çıkacaklardı. Zaten biz dedik kaç kişi öldü ki falan. Evet. Yani bunlar hep nedense herhalde gelişmekte olan ülkelerin bir sorunu ve bu tip spekülasyonlara çok rağbet edilmesi de tehlikeli. Evet, bir de sosyal medyada yayılan ve işte efendim Fransız Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklamalar, evet, Viyana'daki üniversitesinin, Sağlık Üniversitesi'nin yaptığı açıklamalar red falan gibi bir takım haberler. Ha ben şunu anlamıyorum. Fransız sağlık yetkilisi dedi ki şu ilaçlar bu hastalığı kolaylaştırıyor. Evet. Sonra Viyana dedi ki yok, Viyana Tıp Fakültesi, ben de sizden öğrendim, böyle bir şey yok dedi. Özel şimdi açıklama yaptı. Fransa'daki sağlık bakanı ya da bakanlık yetkilisinin Viyana Üniversitesi'nin yalanlayacağı bir haberi söylemesi bana kalırsa mümkün değil. Evet. Ya onun için bu haber baştan Viyana Üniversitesi de benzer bir açıklama yapmış. Ben onu yanlış anladım. O da onu yalanlıyor. Biz böyle bir açıklama yapmadık diye. Yani benim de zaten sorularımın içinde vardı. İşte bu ağrı kesicilerin bu hastalığı COVID-19'u tetiklediğine ilişkin bilgilere yani, ne kadar ben de gördüm. Ben de çok farklı bir kaynaktan, bir Belçika kaynağından gördüm ama bilebildiğim kadarıyla, izleyebildiğim kadarıyla. Ve sizin okumuş olduğunuz evet, makalelerde yani o makalede yok. Erişebildiğim makaleler içinde böyle bir şey hiç görmedim. Evet. Bu mantıklı da gelmiyor doğrusu sizin evet mekanizma. Hocam önceki salgınlarla benzerliklerinden çok
farklılıklarını sormak istiyorum. Yani önceki derken neyi kastediyoruz? SARS'ı kastediyorum, MERS'i kastediyorum. Onlardan bariz olarak ayrıldığı bazı noktalar olduğu belirtiliyor zaten. Mesela hızlı yayılma, şeyin düşük oranda olması, ölüm oranının düşük olması. Bunun dışında farklılık var mı? Şimdi bu farklılığın, altını çizdiğiniz bu farklılıkların SARS'dan, MERS'ten nereden kaynaklandığını müsaade ederseniz bir parantez söyleyeyim mi? Şimdi bir kere hem SARS olsun, hem MERS olsun, hem H1N1 olsun, hem H5N1 olsun. Bunlar solunum yolları virüsleri. Ve bunların özelliği yeni birer virüs olması. Şimdi insanların tanımadığı, daha önceden temas etmediği, toplum genelinde antikorların ya da bağışıklık sisteminin bir takım parametrelerinin devreye girmediği, toplumsal bağışıklığın söz konusu olmadığı virüslerin süratle yayılması kaçınılmaz. Evet. Şimdi kaçınılmaz çünkü ama... Çünkü ona karşı bir korunma... Evet, ilk defa karşılaşıyoruz ve herkese bilgi yok. Şimdi neden örneğin bir kızamık hastalığı bu kadar hızlı yayılmıyor ki bulaşıcılığı çok daha fazladır? Çünkü toplumumuzun belki %75'inin, 80'inde antikor dediğimiz o koruyucu cisimler var. Evet. Şimdi şu stüdyoda 20 kişi olsak, 18'imizde antikor olsa ben bu virüsü getirsem bu odaya bir kere 18 kişiye bulaşmaz. 18 kişiye bulaşmayacağı için onlardan etrafa bulaşma da olmaz. Ama herkesin burada savunmasız olduğu, herkesin ilk kez karşılaştığı bir virüsü ben getirsem buraya 20 sene de bulaşır. O 20'si de kendi temas ettikleri insanlara bulaştırır. Bu nedenle yeni bir virüs olması, yeni bir virüs tipi olması şart. Evet. Antijenik tip diyoruz biz buna. İkincisi, örneğin şu anda yaşadığımız koronavirüs sorununda ya da 2009-2010'da H1N1 virüsünün yayılmasında bu virüsler solunum yollarında daha kolay reseptörlere ulaşan, bu nedenle insandan insana bulaşın çok daha süratli olduğu, çok daha basitçe, kolayca olduğu virüs bulaşlarıydı. Ama bakın SARS'ta ya da H5N1'de ki bunların ölümcüllüğü, öldürme oranları çok daha yüksek. Daha yüksek. Buna rağmen bunların insandan insana bulaşı kolay değildi. Çünkü örneğin H5N1 bir kuş gribiydi. Kuşlarda bulunan H5N1'in insana bulaşabilmesi için bir takım reseptör dediğimiz algaçlara, yani virüsün tutunacağı hücre üzerindeki yapılara ihtiyaç var. Ama üst solunum yollarındaki hücrelerde eğer bu reseptörler yok ise, sadece alt solunum yollarında, akciğerlerde var ise bu reseptörler, o zaman sizin böyle öksürmeyle, konuşmayla benim size o virüsü bulaştırmam mümkün değil. Çünkü virüs size geçtiğinde üst solunum yollarında yapışacak bir yer bulamıyor. O zaman aşağılardaki hücrelerdeki reseptörlere erişmesi lazım virüsün. Bu da çok uzun süreli, çok yakın ve çok yoğun temas gerektiriyor. Bu nedenle kolay bulaşmaz o virüsler. SARS'tı, H5N1'di, hatta MERS'di. MERS. Ama bunların alt solunum yollarına direkt inip de hasar oluşturdukları için, sadece bu nedenle değil, başka nedenler de buna eklendiğinde onların ölümcüllüğü çok daha fazla. Şimdi korkulan, bu salgının içinde bulunduğumuz, yaşadığımız salgının H1N1 2009-10 pandemisiyle paralellik gösterdiği nokta hızlı yayılması. İkinci nokta ölümcüllüğünün çok fazla olmaması. Bu ölümcüllüğünün, öldürme özelliğinin çok fazla olmamasından korkulur. Neden? Çünkü virüs mutasyona uğrarsa, uğrar mı bu virüs? Evet, bunlar RNA virüsleri, bunlar da özellikle influenza virüsleri, bunların mutasyon kapasiteleri çok fazladır. Yani beklendiğinden daha sıklıkla mutasyona uğrarlar ve birdenbire ağır hastalık yapma özelliği kazanabilirler. Peki koronavirüslerde mesela konuşulurken televizyonlarda bu virüs işte mutasyonlarla diyebiliyor. Daha koronavirüsün mutasyona uğrandığı hiç gösterilmedi. Ama bizim bilim insanlarımız tartışıyorlar bunu. Neden? Böyle bir bulgu yok. Yok öyle bir bulgu. Evet. İki tane tipi olduğu, S ve L tipi olduğu, ama bunların patogenez açısından çok fazla farklılık göstermediği biliniyor. Evet. Ama bizde konuşulur bu tarz konular. Yani başka sizinle tartışmak istediğim ilginç olabilecek. Ben belki... İngiltere'yi sormak istiyorum. Evet. Çünkü İngiltere çok farklı bir şekilde bağışıklığa bıraktı. Evet. Değil mi? Şimdi tabii bu da mesela bu karar yaşları öldürsün mü? Bunu mu demek istiyor falan? Tabii. Kimsenin böyle dediği yok. Benim sizin aklınıza gelen bir konunun İngiltere Başbakanı Johnson'da olsa
ya da sağlık yetkilileri kimse, onların da aklına geliyordur. Kimse de deli değil bunu yapacak kadar. Ama bu aslında bana çok mantıksız gelmeyen bir yaklaşım. Yapılsın demiyorum ama hani çok da ters gelmiyor. Çünkü ben bu salgının açıkçası yani bilgim dağarcığı kapsamında değerlendirdiğimde ısı, havaların ısısının artmasıyla, yok güneş ışınlarından ultraviyole gelecek olacak, onlarla değil ama bu demin bahsettiğim toplumsal bağışıklığın oluşması. Yani bir 20 kişilik grupta 20 kişi de virüsle ilk defa karşılaşıyor durumunu geçip 18 kişinin daha önceden karşılaştığı aşamaya geldiğimizde bu virüsün artık kimseye öyle kolay kolay bulaşamayacağı, ben kime bulaşayım diye arayacak virüs odaya geldiği zaman. Yani yayılmanın azalmasıyla beraber sönmeye inmeye başlayacağını düşünüyorum. İşte İngiltere'de bu temel üzerinden diyor ki ya ben bu tip önlemlerle bu virüsün yayılımını yavaşlatamıyorum ya da yavaşlatmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Ben bana kalan şunu yapayım ben. İşte bu sinema kapatma, spor faaliyetlerini seyircisiz oynatma, kalabalık bir yerde toplanma, okul kapatma işlemlerini, yöntemlerini ben rağbet etmiyorum. Yayılsın. Ha, okullarda çocuklar zaten büyük risk grubu değil. Çocuklar arasında ağır hastalık ya da ölümlerin oranı çok düşük. Çok düşük, evet. O nedenle ben okulları falan kapatmıyorum. Tabii o arada çocuklar arasında yayıldığı zaman onlar evlerindeki yaşlılara, ebeveynlere, akrabalarına bu virüsü taşıyıp onların ağır hastalık geçirmelerinin kaynağı, nedeni olabilirler mi? Olabilirler ama bunu herhalde bizim şurada otururken 3 dakikada İngiltere'yi eleştirip adamlar herhalde düşünmüşlerdir diye değerlendiriyorum ve o nedenle öyle birdenbire bu ne biçim şey. Yani burada tabii en önemli nokta bu bir seçim meselesi. Hastalığın yayılmasının, antikorların da hızla geliştirmesine tabii, neden olacağı. Tabii. Yani o bağışıklık dediğimiz o toplumsal evet. Bağışıklık bence çok önemli bu tür enfeksiyonlarda. Evet. Ve bu anlamda da İngiltere'de uygulanmakta evet. Olan yöntemin bir yaklaşım, çok bir tercih meselesi. Garip olmadığını evet. Söylemek evet. Mümkün. Evet. Çünkü onların da bütün sağlık teşkilatının tabii. Vermiş tabii. Olduğu ortak bir karardan bahsediyoruz. Tabii herhalde. Sağlık teşkilatı eğer vaktimiz kalsa birazcık sağlık sistemlerinin değerlendirilmesine yarar var. Evet, çünkü geçmişteki sağlık sistemleriyle mevcut durumu götürmek herhalde mümkün değil. Yani bu sadece korona virüslerinin yayılmasıyla geldiğimiz bir nokta elbette. Değil herhalde. Aslında ona hemen girebiliriz sanıyorum. Çünkü bütün bu salgınları tetikleyen nedenler var. Evet. Yani küresel iklim krizinin olması, tabii. Kent nüfuslarının çok yükselmesi değil mi? Bunlar bu konu aslında sadece koronavirüs değil, bu da bunun içinde, paketin içindeki bir parça. Elbette enfeksiyon hastalıkları 21. yüzyılda nereye gidiyor? Yani bütün o teknolojik gelişim, iletişimdeki kolaylıklar, bilgiye erişim, internetin, bütün tabii, bunlar bilgisayarların hızı. Evet. Ama bunların yanı sıra 19. yüzyılın sonuna doğru geliştirilen aşılar ya da antibiyotikler bir yandan. Bir yandan daha sağlıklı beslenme, bir yandan temiz içme suyuna erişim, bir yandan sanitasyon, altyapının, kanalizasyonların düzeltilmesi. Bunlar sayesinde enfeksiyon hastalıkları çok ciddi bir şekilde azalmaya başlamıştı. Ne zaman? 1960'lardan sonra. 60'lara gelince, 67 o zamanki bir Amerika'daki bir üniversitenin tıp fakültesinin dekanının artık enfeksiyon hastalıklarının sayfasını, defterini kapıyoruz demişti. Ama birdenbire 2000'li yıllara geldiğimiz zaman bunun böyle olmadığını. Bırakın aksine hızlı bir artış. Bırakın Ebola gibi, AIDS gibi, hepatit C gibi yeni enfeksiyon hastalıklarının ortaya çıkmasını. Bir de eskiden tamam biz bunların üstesinden geldik dediğimiz enfeksiyon hastalıklarının da yeniden hortladığını görmeye başladık. Evet. O zaman belki de enfeksiyon hastalıklarının tarihi incelendiğinde farklı evreler vardır. 3 evrede açıklanır. Onların ayrıntısına girmem ama belki de 4. evreyi yaşıyoruz. Küreselleşme evresi. O zaman küreselleşme ve enfeksiyon hastalıkları arasında çok ciddi bir ilişki olduğunu söylemekte yarar var. Demin sizin de belirttiğiniz gibi çok doğru olarak seyahatlerin artması. İşte 440 milyondan 15-20 senede sadece turistik amaçla seyahat edenlerin sayısı 1,5 milyara ulaştı. Evet. Peki seyahat ediyorlar da ne oluyor diyeceksiniz. Seyahat ettikleri zaman gittiği ülkeden kendi ülkesine, kendi doğduğu, yaşadığı ülkede çok iyi bilinmeyen bir takım enfeksiyon hastalıklarını getiriyor. Ama bu kadar çok uçak, bu kadar çok gemi seyahati ki bunların ayrıntısına girip daha fazla
neden kolaylaştırıyor bu yayılımları? Bunları irdeleyebiliriz. Örneğin 20 milyondan fazla insan yılda gemiyle seyahat ediyormuş. Bu gemiyle seyahat edildiği zaman bunlar bazıları en azından 3000 kişiye neredeyse alan büyük gemiler. Gemiler bu gemiler ve çeşitli duraklarda tabii, duruyor. Ve bunların müşterilerin büyük çoğunluğu yaşlı kesim. Bu yaşlı kesimde aynı zamanda birçok kronik süregen enfeksiyon hastalığı da var. Ya da hastalık var. Sadece enfeksiyon değil. İşte tansiyon, hipertansiyon, astım, kalp hastalıkları gibi. Bunlar bir virüs aldıkları zaman o kapalı ortamda çok çabuk yayılıyor. Şimdi bu bir çok 10-15 maddelik bir küreselleşme enfeksiyon hastalıkları ilişkilerinde tek bir nokta bu. Seyahatler. Hayvanlarla ilişkimiz arttı bizim. Hayvanlarla ilişkimiz bugün yabani ortamda doğal ortamlarından ayrılan, kopartılan ve çeşitli petlerde satılmaya, pet shoplarda satılmaya çalışılan birçok hayvan var. Bunların getirdiği. Bir de onlarla birlikte yaşadığımız mekanları kurduk. Elbette, değil mi? Elbette. Yani ormanların içine gidiyoruz. Tabii. Evler yapıyoruz. Şimdi ikincisi tabii suyun ve ormanların çok kötü kullanımı. Biz sürekli olarak biraz daha yerleşim, biraz daha yayılmacılıkla beraber ormanları kesip şehirleri büyütüyoruz. Evet. Peki o ormanları kestiğimiz zaman o ormanlardaki ağaçların içinde ortasında bulunan flora, yani bunun içinde çeşitli artropotlar, sivrisinekler, keneler, bunlar şehirlere karışmış oluyorlar. Ve eski oranla çok fazla doğayı, bozduğumuz doğayı biz onun getirdiği olumsuzluklarla beraber yaşamak zorundayız ve daha da olacağız. Bakın unutmayın, biz gülerek izledik Türkiye'de belki Boğaz'da yüzen yaban domuzlarını. Tabii. Onlar aslında bu 3. Boğaz Köprüsü ya da işte o havalimanı yapılırken kesilen ormanlardan kaçan gariban, evet, domuzlardı. Evet. Biz bunu gülerek izledik ama yakında bununla benzer tablolarla daha sık karşılaşacağız. Bakın İngiltere matematik modelleriyle şöyle bir şey hesapladı. 2050 yılında İngiltere sıtma hastalığının çok sık görüldüğü, endemik olduğu, yani o toplumun, o ülkenin yerleşik bir hastalığı olduğu bir tabloya geçecek. Bu ne demek? Biz bugün sıtma dediğimiz zaman aklımıza sadece Siyah Afrika geliyor. Afrika ülkeleri geliyor. Yavaş yavaş yukarıya doğru çıkıyor enfeksiyon hastalıkları. Benim kullandığım bir slide vardır. 90'lı yıllarda İtalya'da sıtma etkenini taşıyan sivrisinekler sadece 6 küçük bölgede varken bugün bütün İtalya silme o sivrisinekler dolu. Ve kuzeye doğru da çıkıyor. Kuzeye doğru çıkıyor. Kenelerin hastalıkları, sivrisineklerin getirdiği hastalıklar. Bunları anlattığınız zaman biraz daha ayrıntılı olarak insanlar chikungunya enfeksiyonu belki duymadınız hiç. Bunları duymaya başlayacağız. Bunlar bize çok uzak geliyordu şimdiye dek. Bunlar bizi ne ilgilendirdiklerini. Hayır öyle demeyin, çünkü bunlar geliyor, gelecek de. Onun için bir koronavirüs oturup da bu gerçekler varken, yani bu insanların doğayı bu kadar vahşice, bu kadar sorumsuzca sadece para kazanmak için, sadece biraz daha zengin olmak için, biraz daha varsıl hale dönüşmek için bu kadar hoyratça saldırmaları doğaya, dünyayı böyle bu hale soktukları zaman siz daha çok koronavirüs, chikungunya, nipah virüsü, hendra virüsü gibi adını çok bilmediğimiz Türkiye'de bir takım virüslerle karşılaşacaksınız. Ve ondan sonra da bir takım insanlar Türkiye'de televizyonlar çıkıp bu bir komplo teorisidir. İşte bilmem bir ülke diğer ülkenin ekonomisini batırmak için bunu çıkartmıştır falan gibi şeyler. Ha bu bahsettiğimiz neoliberal dönemde bu her şeyin paraya endekslendiği dünyada doğa harap ediliyor dedim. Böyle bir salgın sırasında testleri üretmek, İlaç üretmek, aşı üretmek, üzerinden para kazanmak isteyecek insanlar yok mudur? Elbette vardır. Yani biz nasıl çok daha küçük çapta, çok daha biraz tırnak içinde Alaturka bir biçimde bu durumda daha fazla kolonyayı daha fahiş fiyata satayım, işte dezenfektanı, alkolü daha fahiş fiyata satayım diye kendi yerel tırnak içindeki iş adamlarımızı görüyorsak, bunun küresel boyutta da aşıyı, koskocaman ilacı büyük tabii. Elbette pazarlayacak. Bunu bile fırsata dönüştürecek. Yani böyle bir felaket tablosunu, doğaya karşı işlenen bu suçu bile bir kar amacına dönüştürecek kurumlar elbette olacaktır. Siz, evet, sistemi değiştirmedikçe yani. Bunları biz daha çok konuşuruz. Aslında tabii ki dünya bu gelişmelerle birlikte sistemi değiştirme konusunda da bir şansa sahip. Yeter ki
insanlık bu şansı ben sizin kadar iyimser için. Değilim. Ben de iyimser değilim ama yani bir geldiğimiz nokta itibariyle böyle bir şansın olduğunu da belirtmekte fayda var tabii. Hocam çok sık tekrarlanıyor ama bu programda da ele alalım lütfen. Hangi belirtilerden hareketle telaşlanmalıyız? Şimdi buradan aslında test yapma kısmına da sıçramama lütfen izin verin. Lütfen. Buyurun. Belirtiler dediğiniz zaman önce şu ilk günlerinde salgının deniyordu ki Çin'den. Çin'e seyahat ettiyseniz, bir yakınız Çin'e seyahat ettiyse, akrabanız, arkadaşınız ya da Çin'den gelen herhangi bir kişiyle temas ettiyseniz, bunun üzerine bir de ateşiniz varsa, yüksek ateşiniz, kuru öksürüğünüz varsa, balgam söktürme tarzında değil daha kuru. Bunlar varsa eğer siz olası vaka, olası bir olgu tanımına giriyorsunuz. Evet. O zaman test yapmak. O zaman telaşlanalım ve test yapmak gerekiyor. Tabii bu aşama geçildiği için aşama aşama bu tanımlar da değişiyor. Şimdilik artık Çin'den gelenler değil, Avrupa'dan gelenleri de karşılaştık. Şimdilik artık kendi ülkemizde virüs olduğu için bu hangi ülkeden geliyor, nereden geliyor kısmı tamamen çıkartıldı. Evet, Umre'den siz bugün, gelen de bilmem efendim. Siz bugün nereden gelirseniz, Rusya'dan gelen, İspanya'dan gelen, Fransa'dan gelen, Almanya'dan gelen, yurt dışından geliyorsanız şu anda uçaklar durduğu için hani gelme söz konusu değil ama bundan 15 gün önce, bu karar alınmadan önce geldiyseniz herhangi bir yurt dışından. Bu artık söylenmesi gerekmiyor bir aşamada. Biz şu anda yerli vaka dediğimiz kendi insanımız, kendi içimizde insandan insana bulaştan bahsedebileceğimiz evreye geldik. Evet. İşte ilk olgu çevresinde temas ettiği 6-7 kişi izole edilmişti. Gene bu 4 evre çerçevesinde konuşuyoruz değil mi? İlk olgu Türkiye'de saptandıktan sonra etrafındaki 6-7 kişi izole edilmişti. Zaten birden beşe çıktığı o 4 yeni ilave olgu ikinci aşamada o çevresindeki temas ettiği insanlardan saptandı. Evet. Şimdi bunlar bu aşamada demek ki ateş, kuru öksürük gibi belirtiler olduğu zaman sizin bir hekime görünmeniz lazım. Sizin bir hekime göründükten sonra o hekimin aile hekimi olabilir ya da bir hastaneye başvuru. Hastaneye başvuru önemli. Göğüs hastalıkları hekimi ama olabilir. Uzman hekimlere gidip özellikle hastanelere başvurup hastanelerin acillerine ben öksürüyorum ateşim var diye gidilmemeli bana kalırsa aile hekimine başvurabilirsiniz. Evet. Aile hekimi sizi gerekli görüyorsa yani klinik açıdan ya bir donanımlı hastaneye uzmanı sevk edecek ya da sizden test isteyecek. Şimdi bu testi bakın buradan da biraz önce değindiğimiz gibi test üreterekten Amerika'da Amerikan Başkanı kalktı. İki gün önce televizyonlarda A, B, C, 3 tane, 4 tane bu kitleri, bu testleri üreten firmanın tek tek çıkarttığı şey gibi şarkı yarışması evet. Takdimi gibi tarafta onlarla konuştu. Yani buradan da işte o sistemin bir nasıl ranta dönüştürüleceği izleyebiliyoruz. Şimdi evet. Ülkemizde çok fazla dile getiriliyor. Yeterince test yapılmıyor diye. Yeterince test ne demek? Yeterince merkez devreye girmiyor. Test yapacak merkez. Bunu derseniz anlarım. Yani sadece Ankara'yla İstanbul'dan olmaz. Birçok Güney Kore'deki gibi yaygın test noktaları yok. Tabii. Yani bu noktaların yaygınlaştırılması lazım. Ama bu demek şu demek değil. Buraya çok dikkat edin. Burada bir hata yapılacağından korkuyorum açıkçası. Ben arkadaş parasını veririm. Çocuğuma bu testi yaptım. Yok böyle bir şey. Yani bu işin özel sektör ve ticari kısmının olmaması lazım. Bunların devlet hastanelerinde, üniversite hastanelerinde ve bildiğim kadarıyla örneğin İstanbul Tıp Fakültesi'nde biz Dünya Sağlık Örgütü'nün referans laboratuvarı görevini yaptığımız dönemde 2009-2010'da biz bunu ücretsiz yapardık. Ankara da ücretsiz yapıyor şu anda. Yani sizden bir örnek alıp da gönderildiği zaman öyle Amerika'da 3000 dolardan falan bahsediliyormuş bir test için o kadar değil bunun fiyatı. Evet. Ama zaten devlet bunun bir maliyeti tabii, varsa da üstleniyor tabii, değil tabii. mi? Yani bunun öyle her kafasına göre insanlar ben şüphelendim çocuğumdan ben test yaptıracağım arkadaş parasıyla deyip yaptırabileceği bir mekanizmaya dönüşmemeli. Çünkü biz bunu yaşadık 2009-2010'da. Evet. Biz püskürtüyorduk ama X özel laboratuvarı ya da X özel hastanesi yapmaya başlayıp 3 kuruştuk. Testi 13 kuruşa yapıp oradan para kazanıyor. Bu tabii istatistikleri de değiştiriyor. Yani sizin olası vaka dediğimiz ateşli olma olasılığı bulunan vaka tanımına uyan ateşli, kuru öksürüklü yani klinik bulguları uyan koronavirüs enfeksiyona kişilerden kaçında gerçekten koronavirüs saptadığınız statistiklere girmeli. Ama bizde ne oluyor?
Burun akan da gidiyor yaptırıyor falan. O zaman çok daha fazla kişiye gereksiz test yapmış oluyorsunuz. Yani test yapmadan önce meşgul ediyorsunuz tabii. Elbette, bütün sağlık kurumlarını. Yani, buna gerek yok. Böyle sadece merak gidermek için işte çocuğuma baktırmak istiyorum. Okulunda biri aksırmış. Senin çocuğunda bir şey var mı? Yok ama bir baktırayım. Böyle şey olmaz. Evet. Yani bu işe ciddi yaklaşmak lazım. Bu tarz bir yaklaşım birçok açıdan sakıncalı. Evet. Konda'nın yeni bir araştırması var. Konda biliyorsunuz evet. Her ay abonelerine bir barometre, Konda barometresi yayınlıyor. Bunun 107.si olarak Mart 2020'de 7-8 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen bir araştırma bu ve konusu da koronavirüsler, bu salgınla ilgili bilgi ve pratikleri öğrenmek amacıyla. Bulgulara göre toplumun %97'sinin koronavirüsleri hakkında duyuma sahipler. Evet, duymuş. Bu son derece yüksek bir oran. Evet, duymuş. Bir ölçüde biliyor. %86,5'i virüsün nasıl yayıldığını ve %85'inin de tedbir amaçlı olarak neler yapılması gerektiğini bildiği anlaşılıyor bu araştırmaya göre. Fakat bilindiği halde pratiklerde gerekli şeyleri yapanların oranı ise sadece %55. Yani biliyoruz ama... Şaşırtıcı gelmedi bana. Değil mi? Başka evet. Durumlarda da böyle. Yine bulguya göre toplumun %45'i Sağlık Bakanlığı ve devlet kurumlarının bu virüse karşı yeterli önlem aldığına ve yine %45'i ilgili kurumların topluma doğru bilgi verdiğine inanmıyorlar. Yani burada da... Burada, evet. Bu da şaşırılacak bir şey değil. Yok. Evet, değil. Yani bence de değil. Bu olgulardan harekete geçerek... İki noktanın altını çiziyor Bekir Ağırdır, Konda Genel Müdürü. Riskin ne olduğu ve tedbir amaçlı olarak neler yapılması gerektiği bilinmekte. Ve fakat toplumun yarıya yakını pratikte bu tedbirleri almamakta veya uygulamamaktadır. Ülkedeki siyasi kutuplaşmanın ve buna bağlı olarak devlet kurumlarına olan güvenin böylesi bir toplum sağlığı ve salgın meselesinde bile etkili olduğu anlaşılmaktadır, diyor. Halbuki tüm siyasi tercih ve pozisyonlarımızdan bağımsız olarak tehlike ve mesele gerçektir. Bu noktadan hareketle karar verici pozisyonlarda olan abonelerimize önerilerimiz şunlardır, diyorlar. Virüs ve salgının ne olduğuna dair bilgi amaçlı çabadan daha çok tedbirlerin uygulanması amaçlı çabaların yoğunlaştırılması ve hatta sorumlu olduğumuz alanlarda tedbir amaçlı uygulamaların zorunlu hale getirilmesi daha yararlı olacaktır. Salgına karşı güvenli ortamı sağlamanın yolunu çalışanların, katılımcıların yani tüm paydaşların arzulu ve gönüllü gayretlerinin ön koşulu olacağından hareketle güven ortamının sağlanması, şeffaflık, açıklık ilkelerinin esas alınmasının elzem olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır, çok doğru, diyor Konda raporu. Çok katılıyorum evet. Yani söylenenlere evet. Tabii yaklaşımlar çok doğru. Belki burada maske konusunda da bir parantez lütfen. Için çok evet. ilintili çünkü bu alınan doğru. önlemlerle ilgili. Şimdi maskeler konusunda Dünya Sağlık Örgütü hangi tür olursa olsun sağlıklı bir bireyin kapalı alanlara girerken maske takarak korunma yaklaşımının doğru olmadığını. Çünkü maskelerin bu virüsü tutmadığını söyler. Fakat şunu da unutmamak lazım. Bazı kültürler örneğin Uzak Doğu ülkelerinde Japonya'da Çin'de biz böyle bir salgın söz konusu olmadığı zaman da o kalabalık ortamlarda insanların metrolarda falan takarlar. Çok görüyoruz. Evet. Şimdi onlar yapıyorlar. Doğal, rahatlatıcı bir şeyse eğer yapsınlar. Fakat buna güvenerekten maskeye güvenerekten biz bulaşı engelleyebileceğimizi düşünmemiz. Niye söylüyorum? Bir kere maskeyi hasta olanlar değil hasta olmayan ve korumak amacıyla değil hasta olanlar takmalı ya da işte demin bahsettik ateşi var kuru öksürüğü var bunlar bir doktora gidecekler o gidiş sırasında takmaları lazım etrafa virüsü yaymamak için ya da sağlık çalışanları çünkü sağlık çalışanları özellikle Çin'de önemli bir risk grubuydu hastalığına yakalanan çok fazla sağlık çalışanı vardı. Ne yazık ki bunların içinden yaşamı ihtimaller doğdu. Bu ihtimal Türkiye için de geçerli. Tabii, başka tabii ülkeler ama için bizde, geçerli. Bizde de herhalde sağlık personeli bu konuya dikkat edecektir. Diyeceksiniz evet. ki hani olmaları gereken aşıların kaçını yapıyorlar. Şimdi bazı yanlış haberler, yani maske konusu böyle, maske konusuna fazla güvenmemek lazım. Bir de maske takılacaksa eğer bunun belirli kuralları vardır. Bizde maskeyi alıp cebine koyup ertesi gün aynı maskeyi tekrar takandan.
Yani nefesinden, tükürüğünden ıslanan maskeyi kullanmaya devam eden de, ya öyle olduğu zaman daha fazla enfeksiyon alırsınız aslında. Yani maske kolaylaştırıcı faktör olur. Bir de özür dilerim, böyle aklıma gelenleri size söylemek istiyorum konuyla ilgili. Geçenlerde bu el yıkamanın önemi vurgu yapılırken dendi ki Türkiye'nin bu konuda hiçbir sorunu yok. İşte birinci Bosna, ikinci Suudi Arabistan, üçüncü Türkiye. Bir de haritalar çıktı televizyonlarda. Türkiye'de %94 el yıkanıyor. Fransa'da %60. Biz bütün Avrupa'dan daha temiziz. Şimdi bu çalışma nasıl yapıldı? Kim yaptı? Hangi grupta yaptı? Bilmiyorum. Evet. Yani bunu hemen bir kalemde reddetmiyorum. Ama benim baktığım şu. Bir ülkenin temizlik anlayışına bakarken çok net bir kriter vardır. Çok objektif bir. Kişi başına o ülkede yıllık sabun tüketimine bakarsınız. Bakarsınız tabii. Diş sağlığı nasıldır diye bir ülkede kişi başına düşen diş macunu yıllık tüketimi sayısına bakarsınız. Şimdi sabuna baktığınız zaman ya ben şunu gördüm, şurada da şöyle bir tabloyla karşılaştım. Zaten Fransızlar'da pisti, Türkler de çok temizdi, Suudi Arabistanlılar daha da temiz. Şimdi bu genellemelere, bu çok sübjektif yaklaşımları bırakalım. Kişi başına düşen sabun sayısına baktığımız zaman pek de o kadar iyi durumda olmadığımız ortaya çıkıyor. Yani, deterjan keza. Değil mi? Yani onun için bu tarz mesela bu böyle bir haber çıktı ve bu haberi hakikaten büyük kanallar harita yapmışlar. Türkiye %94. İşte Avrupa'sı, Almanya'sı, Fransa'sı %60'larda, biz onlardan daha temiziz. Daha temiziz. İnanmak istiyorsanız tabii. Evet. Böyle bir böyle değil yani. Milli tarafımız, yerli yani, ve milli tabii, tarafımız hani virüsün var. Virüsün bize bulaşmamasını Türkiye'deki genlere bağlayanlar. Evet. Ya da televizyonlarda bağışıklık sistemini, şimdi işte zencefili alın, bilmem ne domuz tozuyla karıştırın, davul tozuyla karıştırın filan gibi. Yani bunlarla tabii bağışıklık sistemini, kimse ben de bağışıklık sisteminizi yıkmaya çalışın, kötüleyin, zayıf düşürün demiyorum. Herkes bağışıklık sistemini ya da sağlıklı beslenerek, sağlıklı bir yaşam tarzıyla, klasik ilkelerle evet, sağlam tutmaya çalışın. Oturup da sadece iyi sebze ve meyveyi yiyerek bu hastalıktan korunmazsınız. Virüs sizin ne yediğinize pek bakmaz. Evet. Gazi Osman Paşa Yıldız Tabya bölgesinde dün itibariyle karantina başladı. Ve şu anda bu bölgedeki kimse evlerinden dışarı çıkarttırılmıyor. O sanırım umreden gelenlerden birisi hastalandığı için ya da saptandığı için. Evet. Evet. Ya olacaktır bunlar. Diğer yani orada 10.000 kişi var. Evet. Daha fazla. Daha fazla. 20.000'e yakın insanın umreden döndükleri. Tabii o insanların içinde pozitifler çıkacaktır. Umreden gelen bir insanı hani daha çok bunlar genel anlamıyla yaşlı, daha mütedeyyin, daha geleneksel kesim olduğu için bunların hani yaklaşmayın, yakınlarını sokmayın, öyle bir şey olmaz yani. Şapur şapur öpüşüyorlardır, eller öpülüyordur, yanaklar öpülüyordur, okşanıyordur. Umreden geldikten yani sonra. Daha kutsal bir şey falan diyerekten daha da bir fazla hararetle kucaklanıyordur onlar ve onlar da bol bol bulaştırıyorlardır yani işleri. Hemen sormak istiyorum, hapishanelerin önemli bir risk bölgesi olduğunu elbette söylüyor uzmanlar ve tabii aynı zamanda sağlık kuruluşlarının da aynı durumda olduğunu aslında biz minnettarız. Yani bütün sağlık çalışanları görevlerinin başındalar. Tabii. Hatta yani fazla mesailer yapıyorlar, uzun süre çalışıyorlar. Buralarda da önlemlerin alınması için herhalde harekete geçmek lazım. Hapishaneler için alınan kararlardan haberim yok ama hastaneler için... Ben de bilmiyorum. Araştırmama rağmen bilmiyorum. Gündeme geldi bu. Evet. Gündeme geldiği için herhalde düşünülüyordur bu danışma kurulunda. Ama özellikle sağlık çalışanları ve hastanelere hem teşekkür etmek hem takdir etmek. Evet. İlla öldürmek, dövmek zorunda değiliz sağlık çalışanlarını. Ya, değil mi? Onları gerektiği zaman dövelim demiyorum tabii yani. Evet, bu dövdüğünüz, öldürdüğünüz insanları 14 Mart Tıp Bayramı biraz bu nedenle biraz sönük geçti ama bu dövdüğümüz, bu hırpaladığımız, bu suçladığımız en azından öyle diyeyim. İnsanların böyle olağanüstü durumlarda nedenle fedakarlıklarla, hani görevlerini yapıyorlar tabii ama fedakarlıklarla, özveriyle işlerini yaptıklarını unutmamak lazım. Evet, hızla zamanımızı doldurduk hocam. Başka sorularım vardı ama onu da başka bir programa bırakacağız. Programımıza katıldığınız, destek verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sizinle program yapmak her zaman çok keyifli. Sağ olun. Keyifli. Çok sağ teşekkürler. Olun. Efendim, İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programında bu hafta konuğumuz Profesör Doktor Selim Badur hocamız idi. Gelecek hafta pazartesi günü saat 16'da 167. programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.